gelsen bize güzel bir ben irmik tatlısı yapacaksın. Ben o zaman şöyle gideyim bak sonra gideyim. Sorma demesinler Ayşegül Hanım nereye gitti diye. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Usta sen niye böyle yaptın ya? Çalıştıracağım Ömer ben. Kardeşi öbür tarafa alsaydın. Şimdi aynen. Yunus Emre'yi bu tarafa. Aradaki böyle bu farkı bayağı belli oluyor. Siz fark etmez. Benim evet. Derdim başka. Evet, yok tabii ki takılıyorum düşünmedi. Takılıyorum kesinlikle. Şimdi o zaman ne yapacağız? Güzel bir tatlı yapıyoruz. Tatlı yapacağız. Tatlı konuşacağız inşallah. Malzeme listemizi kaçıyor, verelim. Ispanaklı irmik tatlısı yapıyoruz efendim. Neler kullanacağız? 2 su bardağı irmik kullanıyoruz. 2 su bardağı toz şeker. 1 litre süt. 1 litre şeftali suyu. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 su bardağı ıspanak. 1 paket vanilya. 100 gram margarin ve süslemek için de üzerine Hindistan cevizi kullanacağız. Evet, ıspanaklı irmik tatlısı için kardeşlerimizle beraber ustamız yapacak. Evet. Ben sadece konuşacağım ve soru soracağım. Merak evet, etmeyin. Şimdi sevgili izleyicilerimiz malzemelerimizi saydık. Ondan sonra şimdi yapmamız gereken şeyleri şöyle bir anlatalım tekrardan neler yaptığımızı. Şimdi ilk önce ne yaptık? Sütümüzü tenceremize koyduk. Az bir şey de su koyduk içine şöyle güzelce bir şekilde. Eğer siz 500 gram yapacaksanız yani 1 su bardağı irmik kavuracaksanız ona 2 su bardağı süt veyahut da su vermeniz gerekiyor sevgili izleyicilerim. İrmiğin oranı bu. Yani 1 su bardağı yapacaksanız 2 su bardağı mutlaka ya süt veyahut da su vermeniz lazım. Veyahut da şöyle bir şey diyelim. Şu kase dolusu diyelim irmik kavurdunuz. Bunun dolusu aynısının 2 miktarı gibi süt veyahut da su vermeniz lazım. 1'e 2 olacak. 1'e 2 yani. Olacak onun için. Şimdi biz sütümüzü koyduk sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra şekerimizi içine ilave ettik ve yağımızı tenceremize koyduk. Şimdi Ömer kardeşim yavaş yavaş şöyle karıştırsın. Ben de hemen ne yapayım? Şöyle irmiğimizi de içine ilave ediyorum. Güzelce bir şekilde Ömer kardeşimi şu anda karıştıracak. O bir yandan karıştırırken biz de ne yaptık? Şöyle ben şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerim ıspanağımızı biz ne yapmıştık? Ispanağımızı haşlamıştık. Ve şöyle hemen süzgecimize koyduk. Onu güzelce bir şekilde şöyle hemen sıkıyoruz. Suyunu şöyle oluyor. Bir gideriyoruz. Evet. Şöyle süzelim. Gördüğünüz gibi siz isterseniz bunu hemen mikserle de çekebilirsiniz. İsterseniz böyle benim gibi de hemen sevgililerimiz doğrayabilirsiniz de. Şöyle ıspanağımızı haşladık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şöyle tahtamızın üzerine alıyoruz. Ondan sonra bıçağımızla beraber güzelce bir şekilde hemen şöyle bir doğruyoruz. Peki çok... Yunus Emre bizi izleyecek mi usta? Yunus Emre'ye de ben biraz sonra bir yemek daha yaptıracağım. Onu ben öyle durdurmam. Ben zannettim ona doğratırsın ama. Yok onu ben biraz sonra. Ellerini mi keser? Zeytinyağlılığımızı da ona yaptıracağız. Tamam. Veya da jöleli muhallebimizi ona yaptırırız. Tamam, muhallebi yapsın. Yapalım. Yalnız sevgili Ömer kardeşim evet. Ben sana bir tavsiyede bulunacağım. Böyle katı şeyleri karıştırdığımız zaman çorba karıştırır gibi karıştırmayacağız. Şöyle alayım kaşığı, bu kaşığı bir bırak. Göstereceğim. Ama Ömer, bugün zaten tenceremiz el yakmıyor. Şöyle tutabiliriz rahat. Yok, kesin el yakmıyor. Ama yalnız her tencereyi tutmuyorsun. Sadece komple mutfaktaki tencerede öyle. O burada geçer. Burada çıktığın zaman sakın tutma. Evet. Bak şimdi şöyle karıştırmıyorsun. İrmik olduğu için yanar. Veya işte bulgur pirinç de böyle. Bak şöyle alacaksın tamam mı? Şöyle çapraz, şöyle yuvarlak, ters, düz. Böyle karışık karışık derler ya karışık karıştır karışık veya karışık. Da onu da yapamıyorsan şöyle hemen toplayacaksın Ömer'im şöyle. Ondan sonra şöyle gördüğün gibi. Evet görüyorsunuz ne kadar güzel şeyler yapıyoruz mutfakta. Şöyle. Sadece yemek yapmıyoruz. Yemek yapmayı da öğretiyoruz. Ya, evet, bakalım öğretti mi? Şey yani. Öğrendi mi sevgili Ömer? Ya öğrendiğiniz kadar dibi yanmasın diye uğraşıyorum ama. Yok yanmaz korkma sen. Gayet güzel. Aynen öyle işte. Evet şimdi bir yandan sütümüz sevgili izleyicilerimiz kaynamaya devam ediyor. Bir yandan da irmiğimizi hazırlıyoruz. Şöyle bir de biz bir robotta pişen yemeğimize bakalım. Ben de şöyle Ömer'in yanına doğru gidelim. Şimdi Ömer bize güzel bir irmik tatlısı hazırlayacak. Şimdi ne yapıyor? Yavaş yavaş şöyle irmiğimizi kavuruyor. Ben de ıspanağımızı hazırladım. Bir yandan da sütümüz kaynadı. Şöyle Ayşegül Hanım altını hafif biraz kısalım sütümüzün. Şöyle... Yanmaz. Tencerelerimiz yakmıyor. Şimdi seni alacağım. Yani biraz ısı var ama aynen yakmıyor. Şimdi ısı olmasa ayrı, yakması ayrı. Doğru. Anlamadığım için. Bellidir belki anlamadığım.
ama bir uğraşıyorum yine. Evet, şimdi yani. Ben o zaman irmiği karıştırıyorsun. Sütümüz kaynıyor. Zaten senin şu an irmiği kavurmanı bekleyeceğiz. Çok fazla irmiğimizi çok aşırı bir şekilde kavurmayacağız. Zaten yakmayacağız yani. Yakmayacağız. Tamam, biraz daha kavursun. Şu anda yeterli. Şimdi içine ıspanak da tamam, koyacağız. O ıspanak arada kavrulurken de ben çocuklara bir soru sorayım usta. Gençlere. Şimdi biz hep diyorlar ki böyle bu kardeşlerimiz. Tabii fazla yemek yapmıyorlar haliyle. Ama gurbette okumakla aile yanında okumak arasında fark var. Çok sizler şimdi gurbette misiniz, ailenizin yanında mısınız? Şu an ailemizin yanındayız, ikimiz ailemizin yanındayız. Tamam, i̇kimiz harika. Yani o yüzden kaşık tutuşundan belli zaten. O kadar mı kesin? Gurbette okumadığın kaşık tutuşundan belli. Evet. Gelsin. Anne izliyor değil mi? Annen izliyor. İzliyor ya, sormayın. Böyle bir şey olsaydı. Ama aslında çok da kötü yapmıyorum ya. Yok yok, kötü yapmıyorsun. Güzel. Daha önce öyle mutfağa merakınız var mı? Giriyor musunuz, yemek yapıyor musunuz? Şöyle gel istersen Yunus Emre, sen de. Ben daha önce birinci sınıfta Tekirdağ'da okuyordum. Evet. Ailemden uzaktaydım o zaman. Güzel mi ne diyorsun? Bölüm birincisi olunca yatay geçiş yaptım. Tamam. Arada da bölüm birincisi olduğumuzu söylüyoruz ama. Orada tabii ki zorluklarla karşılaştık ama yine de açık konuşmak gerekirse yemek yapacak kadar zorluklarla karşılaşmadık. Evet. Ama onun yanında ya evde hafta sonu mesela ailemle birlikte kahvaltı falan hazırlarken anneme yardımcı olmaya çalışıyorum. Tencere karıştırıyor musun? Karıştırdık diyelim yani. Tamam. Evet, şöyle. Yunus Emre de bir karıştırabilir mi? Bir görelim. Tabii, bakalım nasıl karıştırıyor. Tamam. Karıştırmış daha önce de bir göreyim. Evet. Gerçekten Yunus Emre karıştırmış daha önce tencere. Ama işin en güzel yanı ne biliyor musun Ayşegül Hanım? Şimdi Yunus Emre Karslı. Evet. Bizim Ömer'imiz de Erzurumlu. Yani siz de evet biliyorsunuz Kars'ta Erzurum birbirine çok aşırı bir şekilde sevdikleri için çok güzel bir araya gelmiştik kardeşlerimizle. Gerçekten bu var olan bir şey mi? Evet, yoksa hani öyle bir hasımlık durumu mu var? Yok yok, öyle bir şey yok. Birbirlerini çok seviyorlar. İyi, şöyle güzel. Şimdi sevgili sütümüz kaynadı. Biz ne yaptık? Vanilyamızı içine ilave ettik. Şekerimiz içindeydi. Şu anda irmiğimiz hazır. İşte sadece günahım siz alın veyahut da gençlerimiz şöyle evet, bir... Şöyle ben size takdim edeyim. Tamam. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, hemen sütümüz kaynadı. Biz kenara aldık. Şekerimiz zaten içindeydi. Ve şekerimizden belli bir oran ayırıyoruz. Yani şöyle bir şey diyelim. 2 su bardağı şekeriniz varsa 1,5 su bardağını kullanın. Sütünüzün içine yarım su bardağı mutlaka bir kenara ayırın sevgili izleyicilerimiz. Şimdi yavaş yavaş ben gördüğünüz gibi sütümüzü hazırladık. Ve şöyle. Evet. Hemen bismillah çektik ve içine ilave ettik. Ve şöyle ıspanağımızı hemen atalım ki biraz ne alsın. Şöyle içine şöyle alayım ben istersen Ayşegül Hanım. Ya bu tatlı çok güzel olacak bence. Hepimizin eli değdi çünkü. Evet. Hani derler şöyle ya. Ispanağımızı herkesin da. Herkesin eli değdiği için lezzeti de farklı olur diye. Evet. Bu öyle olacak eminim. Ispanağımızı içine dahil ettikten sonra sevgilerimiz kalan sütümüzü tekrardan şöyle içine ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir karıştırıyoruz. Şöyle biraz uzak karıştırdığınızda hafif biraz uzak durmanız gerekiyor. Üzerinize sıçramasın diye, yüzünüze gelmesin diye. Allah'ım muhafaza. Çünkü üzerimize, gözümüze gelirse i̇şte kesinlikle yaktığı için. Usta dedi ki bana, Ayşegül Hanım siz tutun gençler kenara çekilsin dedi. Ama ben bak size de ben gördüm Ayşegül. Yani bak görüyorsun gençler değil mi? Neyse tamam. Evet, niye sizden kaşığı aldı ben onu bilmiyorum. Evet şöyle işte, görüyorsunuz değil mi gençler? İşte. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, siz de şahit olursunuz, diyecek hiçbir kelime yok. Şöyle ben güzelce bir şekilde ıspanağımızı... Evet, her şey görünüyor yani. Aşk olsun her şey görünüyor. Şöyle hemen gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz, irmiğimizi karıştırdık. Ondan sonra içine sütümüzü verdik, şekerimizi verdik. Ondan sonra ıspanağımızı içine ilave ettikten sonra şu anda kalan toz şekerinizi gördüğünüz gibi ve en son işlemler yani sütünü çektikten sonra şöyle içine dahil ediyorsunuz. Tekrardan şöyle güzelce bir şekilde hemen karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle kenarlarla beraber şöyle bir karıştırıyoruz. Evet, benim şimdi eşarbım siyah beyaz ya. Gömlek de siyah ama irmik sayesinde o da yine eşarbın rengine döndü, siyah beyaz. Evet, şöyle irmiğimizi hazırladık sevgilicilerimiz. Gördüğünüz gibi hemen şöyle geniş bir tane tepsimize veyahut da tabağımız olabilir veyahut da borcam da olabilir. Farklı bir şeye de kullanabilirsiniz. Şöyle hazırladığımız irmiğimizi gördüğünüz gibi şöyle bir boşaltalım. Şöyle tepsimizi güzelce bir şekilde hemen ne yapıyoruz? Şöyle bir toparladıktan sonra şöyle tenceremizi kenara koyalım.
Ondan sonra gördüğünüz gibi şöyle yavaş yavaş irmiğimizi şöyle biraz düzeltiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle düzelttikten sonra şöyle. Evet, şöyle o yavaş yavaş tadını soğusun. Merak ediyorum aslında. Yani tabii ıspanak yani hiç alakası olmayan bir şey de. Tabii herkes merak ediyor öyle ıspanaklı acaba olunca. Acaba tadı nasıl olacak? Evet. İnşallah güzel. Seni şöyle yanıma alayım. Sen gel. Sıradaki. Evet, şöyle şimdi sana da güzel bir ne hazırlayalım? Şöyle jölemize hemen şu kayısı suyumuzu alalım sevgili izleyicilerimiz. Şöyle tenceremizin içine 1 litre kadar şöyle kayısı suyumuzu koyuyoruz. Sana şöyle ben hemen bir tane de çırpma telimizi verelim. Siz onu yavaş yavaş şöyle bir karıştırın. Şimdi bu programdan sonra eve gidince artık bizi çalıştırırlar diye düşünüyorum yani. Evet. Şöyle siz biraz. Aslında Yunus'un elinden her şey gelir ama işte. Şeftali suyumuzu, evet, şeftali suyumuzu karıştırırken sen, ben de şöyle hafif biraz şöyle şeker verelim. Çok fazla vermeyeceğiz. Şöyle şekerimizi de içine ilave ettik. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi sen onu güzelce bir şekilde karıştırırken ben de şimdi sana bir nişastamızdan şöyle nişastamızı hazırlayalım. Evet, ne kadar kalabalık oldu bugün mutfağımız. Evet, şöyle cıvıl cıvıl oldu. Cıvıl cıvıl oldu bizim mutfağımız. Kesinlikle öyle. Evet, şöyle Ömer'im. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar nişastamızı şöyle geniş bir tabağımızın içine koyduk. Sana şöyle çırpma telini vereyim. Yalnız Ömer, senin arada söylediğin benim dikkatimden kaçmadı. Dedin ki Yunus Emre'nin elinden öyle şeyler gelir ama işine çok gelirse eğer. Gerçekten işine gelirse eğer. Yani evet. Bazen Yunus'la bir yere gittiğimiz zaman veya bir yemek yapmaya, mangalda örneğin, mangal yaptığımız zamanlar genellikle Yunus her şeyden kaçmaya çalışır. Evet, ama bu biliyor musun aslında bütün erkeklere has bir şey. Has bir şey. Bilirler ama kaçarlar genelde. Ya kaçarlar. Bir seferinde çok güzel yaptı yani benim yaptığımdan daha güzel yaptı diyebilirim aslında. Orana vurmadınız Ayşegül Hanım. Evet, sizi çıkartıyoruz %100 üzerinden %99. Teşekkür ederiz. beni hiç mi beğenmediniz? O kadar mı kötü yapıyorum? Yo. Şöyle şeftali suyumuz kaynıyor sevgili izleyicilerimiz. Gerçekten ben şunu söylüyorum. O güzelce bir şekilde şöyle bir kaynadıktan sonra hemen ne yapıyoruz? Şöyle nişasta içine boşalt Ömer'im. Tamam. Şimdi güzelce bir şekilde karıştır. Yani erkekler bir şey yapamaz, ön yargısını kaldırmış olduk herhalde bu programda. Tabii tabii ama şöyle bir şey var, belki bana hani yanlış anlamayın, 3'e 1 olduğu için değil, kesinlikle her zaman bunu söylüyorum. Bayanlarımız tabii ki çok becerikli, ben asla hiçbir şey demiyorum bu konuda. Ellerinden gelen her işi çok güzel yapıyorlar. Erkek işi olsa dahi ellerini eğer sokmuşlarsa o işe muhakkak yapıyorlar i̇şte ama şu bir gerçek, ne olursa olsun, ne olursa olsun gerçekten erkek İsterse eğer ve elinin değdiği bir şey varsa emin olun bayanlardan daha güzel yapıyor. Kim ne derse desin bu bir gerçek. Her zaman erkeğin bir adım önde olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Yani ben bir bayan olarak bunu kendi adıma söyleyeyim en azından. Bir adım öndeler, bunu kabul edelim yani her anlamda. İster evet. Yemek olsun, ister iş olsun zaten güç ve kuvvet bakımından asla buna bir şey demiyoruz. Tamam usta, onu da şey yapalım, bir şey söylüyordum ya arada da. Tamam buyurun. Şimdi sevgili izleyicilerim şöyle hemen yemeğimizi kısa bir süremiz kaldı. Onun için şöyle alıp fırına doğru göndereceğim. Şu an muhallebimiz pişti usta. Tamam, o zaman şöyle hemen getir Yunus Emre, şöyle üstüne dök. Şöyle çırpma telini ben alayım. Üzerine dökebilirsin. Güzelce bir şekilde, her tarafa gelecek şekilde. Tamam, şöyle ben kaşığımızı da alayım. Tamam. Şöyle seyircilerimiz gördüğünüz gibi hemen şeftali muhallebimizi de şöyle jölemizde hazırladıktan sonra şöyle tepsimizin her tarafına gelecek şekilde şöyle döküyoruz. Ve güzelce bir şekilde düzeltiyoruz. Şöyle düzelttikten sonra ben şöyle tezgahımıza şöyle biraz Hindistan cevizi alayım. Ondan sonra gençlere vereyim. Nasıl süslemek istiyorlarsa süsleyebilirler. Şöyle. Süsleyelim derken yemeyelim arada. Evet, şöyle size Hindistan cevizi vereyim. Buyurun. İster dar resmi yapın, ister ağaç yapın.
ister bir deniz yapın, ister çiçek yapın, isterseniz harf yazın, isterseniz gelişi güzel süsleyin. Evet, şöyle Ömer'e de biraz pasta süsü verelim değil mi Ayşegül Hanım? Ömer de pasta süsüyle süslesin. Yalnız Ömer böyle sanki Yunus Emre'den böyle bir kuvvet alıyor gibi. Evet, destek mi alıyor? Korkma yani. Yok yok. Sorun değil aslında. Ya ama bakalım ben merak Selin ettim. Selin mi yazıyorsun, ne yazıyorsun ha? Ne yazıyor? Emre'nin baş harfini yazıyoruz genelde. Arkadaşlarım Emre der de bana. Evet. İşte biz Emre'nin üstünü böyle çizeriz böyle. Güzel çarparız. Sonra... Süslüyorsun, çizme demeyelim de ona. Ya tamam öyle diyelim de. Biz de Emre diyelim isterseniz. Fark etmez, genelde arkadaş çevrem Emre. Öyle mi bilirler isminizi, Emre diye mi bilirler? Emre, genelde Emre derler. Tamam. Arayı öyle sığdırabiliriz aslında, böyle bir şeyler yapabiliriz ama. Olmadı mı bakalım. Sen de etrafına gel istersen. Evet, şu anda seyircilerimiz ıspanaklı, irmik tatlımız hazırlandı ve gençlerimiz ne yapıyor? Şu anda güzelce bir şekilde Hindistan cevizimizle ve pasta süsümüzle süslemeye devam ediyorlar. Şöyle bir süslesinler. Tatlımız hazır bir şekilde. Siz isterseniz üzerine farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Portakal kullanabilirsiniz, mandalina, elma veya da ceviz, fındık ne isterseniz. Antep toz fıstık bunlardan üzerine güzelce bir şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Farklı bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Şöyle gençlerimize şu anda gönüllerinde ne geçti? E harfi yaptılar. Yalnız o bir de bir harf, orada bir harf mı o? Ömer kardeşim. Evet, iki noktası eksik onun ama şimdi şöyle bir hepsi şey ya, oldu. Çünkü. Tezatlık var yalnız. Aynen harflerde de çünkü E hani daha büyük. Şu yok, an Ö daha küçük. İşte hayır. Yo, boyut olarak canım, diyorum. Boyut olarak ama böyle baktığım zaman ben biraz daha farklı görüyorum. Ö'yü daha büyük görüyorum. Arkadaşım. Yine güzel lezzetler yaptık mutfağımızda. Ustamıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok çabuk geçti gerçekten. Evet. Keyifliydi. Anlayamadık gibi evet. Oldu ama bu emin olun çok kaliteli oluşundan ve dolu dolu geçtiğinden evet, dolayı bizler evet. Bunu hissettik. Çok teşekkür ediyoruz tekrar ayağınıza sağlık. Ne zaman isterseniz mutfağımız sizlere açık. Sevgili gençler sizlere de sesleniyoruz. Sevgili Yunus Emre ve Ömer kardeşlerimiz gibi ne zaman isterseniz gelin mutfağımıza sohbet edelim. Mesajlarınız varsa buradan gönderin. Ustamızla beraber güzel yemekler yapıyorum ben. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.